أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم fi kulli kebidin ratbetin ecrun. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah fi ma kal ev kema Muhterem Müslümanlar, bir gün Peygamber Efendimiz çölde susuz kalan bir köpeğe kuyudan ayakkabısına su doldurup içiren bir adamın Allah'ın rızasını kazandığını ve günahlarının bağışlandığını anlatmıştı. Ashab-ı kiram: "Ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptığımız iyilikler için de mi sevap var?" diye sorunca Peygamberimiz şöyle buyurmuştu: "Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır." Bir başka gün ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kediye kızıp onu hapseden ve açlıktan ölmesine göz yuman bir kadının Allah'ın azabını hak ettiğini anlatmıştı. Zavallı hayvana yaşama hakkı tanımayan merhametsiz kadının Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğradığını ifade etmişti. Zira her canlıya yapılan eziyetin de bir günahı ve ilahi cezası vardı. Aziz müminler, kainattaki her varlık gibi hayvanlar da yüce Allah'ın varlığına ve kudretine delil olarak anlam taşır. En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan Allah'ın eseri olarak değerlidir ve onun tarafından insana emanet edilmiştir. İnsanoğlu hayvanlara karşı insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla mükelleftir. İslam hayvanlara zulüm ve işkence anlamına gelen onları yaratılış amacına aykırı biçimde zorlayan her türlü davranışı yasaklar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bizi şöyle uyarır. Hiçbir kimse yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de yüce Allah ona bunun hesabını sormasın. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa Hepsi sizin gibi birer topluluktur. Evet, hayvanlar da tıpkı bizler gibi yeryüzünün sakinleridir. Onların da yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları olduğunu unutmayalım. Varlık alemine sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim. Özellikle kış şartlarında hayvanlara karşı daha duyarlı olalım. Dini, vicdani ve insani sorumluluğumuzu yerine getirerek Rabbimizin rızasına talip olalım.